Elektrikler kesildi galiba. Panik yok. Panik yapmayın. Hemen geliyorum. İşte buldum. Siz de bunları alın. Aa, fenerlerimiz. Elektrikler de kesildiğine göre artık uyuyalım. Ama baba, benim hiç uykum yok. Tatlım, zaten çok geç oldu. Uyumamız lazım. Tamam. Hiç uykum yoktu. Uyuyamıyordum. Abim mışıl mışıl uyuyordu. Ama sürekli horluyordu. Sonra birden horlama sesi kesildi. Abi. Abi. Abim yatağında yoktu. Abimi aramaya başladım. Her taraf karanlıktı. Abi, neredesin? Kanguru Murat'ı bulacak. Bay Kanguru Murat'ı buldu. Abi, ne yapıyorsun? Kayısı yiyorum. Zıpla kanguru. Gel beraber yiyelim. Kayısı mı? Susamıştım. Su içerken kayısıları gördüm. Yemeye başladım. Sen de alsana. Çok güzel. Evet, bence de çok güzel. Fazla yersen bağırsakların bozulur. Ve çok sık tuvalete gitme ihtiyacı hissedersin. Ama annem, çok fazla kayısı yersek çok sık tuvalete gitmek zorunda kalırız demişti. Ben 9 tane yedim ama karnım hiç ağrımıyor. Öyle mi? Hiç. Hiç ağrımıyor. Hı? Aa, elektrikler geldi. Güzel. Hadi abi, çıksana. Karnım çok ağrıyor. Abi, çıksana. Günaydın Can. Bak, elektrikler gelmiş. Elektrikler gece geldi anne. Öyle mi? Evet anne, gece geldi. Siz nereden biliyorsunuz gece geldiğini? Uyumuyor muydunuz? Uyanıktık. Hadi Can, çıkar mısın? Yine gireceğim. Ne yapıyordunuz peki? Biraz kayısı yedik de. Biraz mı? Hayır anne, çok yedik. Çok fazla. Öyle mi? Sonra ne oldu? Karnımız ağrıyor. Durmadan tuvalete gidiyoruz. Hadi abi. Hadi abi. Çıkar mısın? O gece çok fazla kayısı yemiştik. Sabah karnımız çok ağrıyordu. Sonra ne mi oldu? Sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var.
yan, burası boş, tamam. Polis abi salona bak. O gün abim ve ben telsizle oynuyorduk. İkimiz de polis olduk. Haklısın Tarık. Polis Can, burada annem ve babam var, konuşuyorlar, tamam. Toplantıda söyleyelim. Polis abi, o zaman selam verme görevini tamamla. Anlaşıldı Polis Can, tamam. Merhaba anne, merhaba baba. Merhaba oğlum. Merhaba oğlum. Selam verme görevi başarıyla tamamlanmıştır Polis Can. Tamam. Tebrik ederim Polis abi. Polis abi, niye her seferinde tamam diyorsun? Çok Polis Can, bir filmde evet, görmüştüm. Tamam, benim acilen tuvalete gitmem lazım, tamam. Evet hayatım. Çocuklar da hasta ziyaretini öğrenmiş olur. Polis abi. Polis abi. Polis abi. Abi. Aile toplantısı çok faydalı olacak. Özellikle çocuklar açısından. Tabii canım. Aile toplantısı hepimiz için güzel bir paylaşım olur. Aile toplantısı mı? O zaman bu akşam yapalım mı? Ne dersin? Güzel olur. Annemin de fikrini alalım. Tamam. Aile toplantısının ne olduğunu bilmiyordum. O yüzden babaanneme sordum. Babaanne, aile toplantısı nedir? Aile toplantısı mı? Hı-hı. Annemle babam konuşurken duydum. Aile toplantısı, ailenin bir araya toplanmasıdır. Bu toplantıda günlük meseleler, gelecekle ilgili planlar konuşulur. Aile toplantıları, aile içinde hem sevgiyi hem de saygıyı artırır. Aa, yarınki pikniğe Anne de gelmek istiyordu. Bunu toplantıda söylesem olur mu? Olur tabii canım. O zaman babaanne, gemi faaliyetim için yeni bir karton isterim. Sonra bisikletin lastiği de patlamış, onu da söylerim. Bir de diş fırçam eskidi. Oo, bu aile toplantısı en çok senin işine yarayacak gibi. Evet. Merhaba babaanne. Merhaba oğlum. Size akşamki aile toplantısının davetiyelerini getirdim. Aa, davetiye mi? Bu da seninki. Babaanne, ne yazıyor burada? Gözlüğümü versene. Ben okurum babaanne. Aile toplantısında buluşmak üzere bekleniyorsunuz. Zaman saat 8. Yer tabii ki salon. Polis Can, toplantı başlıyor. Çabuk gel, tamam. Polis abi, geldin bile. Bu bizim ilk aile toplantımız. Bundan sonra bu toplantıyı her hafta yapacağız. Her hafta mı baba? Evet, her hafta. Toplantılarımızın düzenli olması çok önemli Can. Günlük işlerimizden dolayı birbirimizden haberdar olamayabiliriz. Bu yüzden bu toplantıda herkes söz hakkı alacak ve anlatmak istediği şeyi anlatacak. Her şey mi baba? Tabii ki canım. Haftalık görev dağılımını da bu toplantıda yapacağız. Toplantının başkanı olarak yazıcılık görevini Murat'a veriyorum. Ne yazacağım baba? Kararlarımızı not alacaksın oğlum. Tamam mı? Tamam. Toplantı üyelerimiz de babaanne, anne, Can ve Meryem'dir. Her şey anlaşıldıysa o zaman toplantımız başlamıştır. İlk aile toplantımız çok güzeldi. Herkes sırasıyla bir şeyler anlattı. En büyük babaannem olduğu için ilk önce o başladı. Sonra annem bizi o hafta okudu ve çok beğendiği bir yazıyı okudu. Meryem de bizi çok sevdiğini söyledi. Sonra Murat okulundan bahsetti. Ben de Avni'yi pikniğe getirip getiremeyeceğimi sordum. Annem de Avni'nin ailesine sormamız gerektiğini söyledi. En sonunda babam haftalık görevlerimizi dağıttı. İlk aile toplantımız çok eğlenceliydi. Annemin pastası da çok güzeldi. Sonra ne mi oldu?
sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Benim babam da süper kahraman dedim. Her şeyi tek eliyle havaya kaldırır. Bahçedeki kocaman ağacı bile. Abi canım. Annemin bütün zor işlerini babam yapar. Hem de her şeyi tek eliyle yapar. Neyse, şimdi benim gitmem gerek. Hoşça kalın. Güle güle Can. Hadi biz oynayalım Tuna. Hadi. Baba ne yapıyorsun? Dolabın kapağı biraz gevşemiş. Onu tamir ediyorum. Süper kahraman mı? Evet, işte böyle. Böyle hani süper kahraman oluyor. Benim üzerimde bir kıyafet var zaten. Ama süper kahraman kıyafeti giymeliyiz. Baba lütfen. Baba bak böyle işte. Ne olur baba. Hadi baba giyelim lütfen. Hadi baba, hadi baba. Ama giymeliyiz.
ki anlaşılan kahraman olacağız. Dur baba. Kıyafetlerimiz yok ki. Bunu halledebiliriz. Ben süper kahramanım. Yaşasın babam süper kahraman. Hadi baba, kanepeyi havaya kaldır. Kanepeyi kaldırmakta ne var ki oğlum? Kaldırırım tabii. Şimdi. Baba daha yüksek. Daha yüksek. Baba daha da yükseğe kaldır. Beyefendi, şimdi oldu mu? Of, bu olmadı. Ne olacak? Karşınızda kahramanların kahramanı. Süper kahraman. Babam süper kahraman değil mi yoksa? Artık kaldıramadın ama. Tuna'nın babası süper kahraman. Can, sana çok özel bir şey söyleyeceğim. Aslında ben de kahraman. Nasıl kahramansın? Babaların kahramanlığı çocuklarını korumaktır. Canavarlardan mı? Evet, tüm canavarlardan. Ben onlardan korkmuyorum. Bak bu güzel. Babaların özel çizmeleri, ellerine ve dev gibi olmalarına ihtiyacı yoktur. Tuna'nın babasının da mı yok? Evet, onun da yok. Ben süper kahraman değilim. Ama kahramanım. Manavımızda sizler için çalışıp para kazanmak, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek. Evet baba, sen her zaman herkese yardım edersin. Ev işlerinde annenize yardımcı olmak. Çamaşır bile asarsın aslan babam. Karnınızı doyurmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak, sizinle oyunlar oynamak. Evet, evet. Hastayken başınızdan ayrılmamak. Seni, kardeşlerini, anneni, babaanneni korumak, her zaman yanınızda olmak benim asıl gücüm. İşte bunlar beni kahraman yapar. Benim kahramanım. Babamın kahraman olması için süper güçlere ihtiyacı olmadığını anladım. O benim süper kahramanım. Sonra ne mi oldu? Sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Kahraman, sever beni, korur beni her an.
kayıslardan şikayet gelecek bak. Biraz daha dikkatli sürsene. Hayır, kimse benden daha hızlı gidemez. O gün annem salonda temizlik yapıyordu. Canım, biraz odanda oynasan olur mu? Temizlik bitince yeniden burada oynarsın. Tamam anne, geçelim şimdi. Sandığa dikkat et, olur mu? Anne. Sandık. Anneannemin sana aldığı sandık. Ah, evet. Neyse, olur bazen böyle kazalar. Sen istersen biraz odanda oyna. Ben de ortalığı toparlayayım. Bitince yeniden burada oynarsın, olur mu? Oyun oynarken anneannemin annem aldığı sandığı kırmıştım. Annem çok üzülmüştü. Hoş geldin Tomu. Ben üzgünüm biraz. Annemi üzdüm çünkü. Neyin var senin Can? Annemin sandığını kırdım. Anneannemin hediyesi olan sandığı mı? Evet. Annem çok üzüldü. Üzülme. Annemi sevindirecek bir şeyler yaparsan gönlünü almış olursun. Hı? Annemin gönlünü nasıl alabilirim acaba? Abim güzel bir şey söylemişti. Annemin gönlünü alsan güzel olurdu. Ama nasıl? Evet, pırıl pırıl olmuş her yer. Ama oyuna geçmeden önce sana bir şey vermek istiyorum. Öyle mi? Neymiş o? Bir sandık. Bu gerçekten çok güzel. Son zamanlarda aldığım en güzel hediye. Teşekkür ederim canım. Abimin de yardımıyla annemin gönlünü almayı başarmıştım. Oyunuma kaldığım yerden devam edebilirdim artık. Sonra ne mi oldu? Onları da sonra anlatırım. Daha bu defterde çok boş sayfa var. Kırıldı sandık, üzüldü anne. Gördüm annem üzgün, kırılmasaydı dedim. Anneme kartondan sandık yaptım, sandığı vererek gönlünü aldım. Annem sandığı gördü, mutlu oldu, mutluluktan gözleri doldu. Annem sandığı
annem üzgün kırılmasaydı dedi. Anneme kartondan sandık yaptım.